Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 2. Dünya Savaşı'ndan önce yapılan bir deneyde görünmez olması hedeflenirken ışınlandığı görülen, mürettebatının ise geleceğe gidip geldiği iddia edilen Philadelphia deneyinden bahsedeceğim. Tarihin gizemli olaylarından biri de kuşkusuz ki Philadelphia deneyidir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'nı öngören Amerikan hükümeti gemilerin radarlara yakalanmamasını istiyordu ve 1930'lu yıllarda bu konuda bilim adamlarından özel bir projeyi hayata geçirmelerini istediler. Başkanlığını Nikola Tesla'nın yaptığı bir grup bilim insanı bu amaç uğruna çalışmaya başladılar. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonunda proje denenme aşamasına geldi ve deneyde Amerikan donanmasında görevli küçük bir destroyer olan USS Eldridge adlı geminin kullanılmasına karar verildi. Gemi, jeneratörler, vericiler, güç yükselticileri, modülasyon devreleri ve elektromanyetik alan oluşturmaya yarayacak araç ve gerici içeren tonlarca ekipmanla donandı. 22 Temmuz 1943'te saatler 9:00'ı gösterdiğinde elektromanyetik alan jeneratörleri aktifleştirildi ve Eldridge'in etrafını yeşil bir duman kaplamaya başladı. Kısa bir süre sonra artık gemiyi dumanların ardından görmek tamamen imkansız olacaktı. Gemiyi kuvvetli bir elektromanyetik alan çevrelemişti ve bu alıcılar tarafından kolaylıkla gözlemlenebiliyordu. Havadaki duman çekildiğinde ise deneyin istenenden daha başarılı olduğu anlaşıldı. Eldridge'in radarlara görülmemesi isteniyordu. Fakat gemi tamamıyla ortadan kaybolmuştu. Ancak olayın asıl muhatabı olan Amerikan hükümeti ve deniz kuvvetleri böyle bir deneyin ya da projenin varlığını asla kabul etmedi. Bunların asılsız, hayal ürünü iddialar olduğu savunuldu. Ancak diğer taraftan görgü tanıklarının ifadeleri aksini iddia etmektedir. Ayrıca olayla ilgili deliller ve karanlık birkaç tanığın ifadesi de içerisinde çokça şaibe barındırmaktadır. Olayın genel hatları bu şekildedir. Ayrıntılı bir şekilde konuyu ele aldığımızda, 1933 yılında Roosevelt Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olmuş ve hemen ardından eski dostu ve dünyanın sayılı bilim adamlarından Nikola Tesla'yı Washington'a davet ederek ondan devlet adına bazı projeleri yürütüp yürütemeyeceğini sormuştur. Tesla'dan olumlu cevap alınmıştır. Başkan ona gökkuşağı projesi şeklinde bilinen projeyi söz etmiş ve Tesla bu proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. 1936'ya gelindiğinde Tesla önemli gelişmeler kaydetmiş, hatta insansız bir gemiyi gözden kaybedip sonra da tekrar getirmeyi başarmıştır. Ancak yetkililer deneyin insanlı olarak yapılmasında ısrar etmiştir. Fakat Tesla bu deneyin insanlara zarar vermemesinin mümkün olmadığını savunmuştur. Bu konuda fikir ayrılığına düşülünce Tesla projeden ayrılmıştır. Bu noktadan sonra projeyi Dr. John Von Neumann devralmıştır. Amerikan hükümeti için çalışan bilim adamları arasında Nazi Almanyası'ndan kaçıp ABD'ye sığınan Albert Einstein da vardı. Einstein'ın birleşik alan teorisinin Philadelphia deneyini başarıya götüren en büyük etken olduğu varsayılmaktadır. Einstein bu teorisini 1925-1927 yılları arasında Prusya'da yayımlanan bir bilim dergisine göndermiş, ancak tamamlayamadığını düşünerek geri çekmiştir. Einstein'ın bu teorisini ileriki yıllarda tamamladığı, ancak bu savaş sırasında ve sonrasında hükümetlerce gizlenmiş olduğu varsayılmaktadır. Olayın yaşandığı anda USS Eldridge, Philadelphia deniz üssü açıklarında deney mahalline gelmişti. İçerisi elektromanyetik alan oluşturucu donanımla donatılmıştı. Tesla'nın ısrarla belirttiğinin aksine deney sırasında gemide mürettebat da bulunduruluyordu. Bu deneye ticari bir gemi olan Andrew Fruchet'in mürettebatı da tanıklık etmişti. 22 Temmuz 1943'te şalterler kaldırılmış ve dumandan dolayı gemi gözden kaybolmuştu. 15 dakika sonra şalterin indirilmesi emredildi. Yeşil duman yeniden belirdi ve duman çekilirken Eldridge yavaş yavaş yeniden materyalize oldu. Ancak bir şeylerin ters gittiği hemen hemen anlaşılmıştı. Gemiye iletilen telsiz mesajlarından yanıt gelmiyordu. Gemiye çıkıldığında ise mürettebatın hiç de iyi durumda olmadığı görüldü. Bir bölüm mürettebat yaşadıkları korku dolu dakikalarda gemiden aşağı atlamıştı. Gemiden o anda atlayanların hiçbirinin cesedi bulunamamıştır. Sağ kalanların çoğu akıllarını kaçırmıştı. Hatta 5 asker geminin metal gövdesi ile kaynaşmıştı. Normal durumda olan mürettebatın ise ileriki zamanlarda olağanüstü şeylerle karşılaştıkları rapor edilmiştir. Bu insanlar bulundukları yerde birden yok olup başka bir yerde görünebiliyorlardı. Duvarların içinden geçebiliyorlardı. Birçoğu bu duvarların arasında sıkışarak can verdi. Birdenbire taş kesilip bir başkası onlara dokunana kadar öyle kalanlar vardı.
Bunun yanında doğaüstü güçlere sahip olanlar da vardı. Sağ kalan adamlar asla tam anlamıyla düzelmediler. Akıl sağlıklarını kaybettikleri gerekçesiyle de ordudan uzaklaştırıldılar. Donanma bu personeli topyekün emekli sevk ederek gemiye yeni personeller atadı. Bilim insanlarına da sadece radar görünmezliği istendiğini, optik görünmezliğe gerek olmadığı bildirildi. Aradan geçen zaman sonrasında bu deneyin tekrar yapılmasına karar verildi. 28 Ekim 1943'te yine Eldridge üzerinden ikinci deney gerçekleştirildi. Elektromanyetik jeneratörler yeniden çalıştırıldı. Gemi bir kez daha hemen hemen tamamen görünmez oldu. Sadece gövdesinin ana hatları seçilebiliyordu. Birkaç saniye süresince işler yolunda gider gibiydi. Ta ki ansızın gözleri kör edebilecek kadar güçlü bir mavi ışık patlaması meydana geldi. Ve gemi gözlerden tümüyle kayboldu. Eldridge inanılması güç bir şekilde birkaç saniye sonra 600 kilometre ötede bulunan Norfolk açıklarında yeniden maddeleşti. Norfolk'ta birkaç dakika boyunca görülür durumda kaldıktan sonra tekrar görünmez oldu. Ve saniyeler içerisinde Philadelphia deniz üssü açıklarında yeniden belirdi. Elektronik kamuflajı gerçekleştirmeye çalışan bilim adamları koca bir gemiyi mürettebatı ile birlikte ışınlamış ve sonra da geri getirmişlerdi. Gemi önceden Norfolk limanında bulunuyordu. Daha önce gitmediği bir yere ışınlanmak yerine zamansal olarak önceden bulunduğu yere gidip gelmesi, zamanda yolculukla ilgili çalışmalar ile ışınlanmanın paralel bir şekilde yürütülmesi gereken çalışmalar olduğu fikirlerini oluşturdu. İki defa yapılıp başarısız olduğu varsayılan bu deney için kesin sadece bir bilgi vardır. O da ABD hükümeti Philadelphia deneyinin yapıldığını ya da projenin yürütüldüğünü hiçbir zaman kabul etmemesidir. Donanma Eldridge'in sözü edilen tarihlerde Philadelphia'da bile olmadığını iddia etmiştir. Deneyin yapıldığı günlere yakın bir tarihte Bermuda Şeytan Üçgeni'nde eğitim amaçlı olarak bulunduğu açıklanmıştır. Philadelphia deneyi reddedilen iddialarla beraber tarihin en büyük sırlarından biri olarak kalmıştır. Bizler her ne kadar reddedilse de çeşitli bilim insanların öne sürdüğü teorileri inceleyelim. 1. Işınlanma. USS Eldridge gemisi görünmez yapılmaya çalışırken ışınlanmıştır. Bu ön kabul mümkün görünmektedir. Bir cismin moleküler transportasyonu, yani bir yere taşınması mümkün görülüyor. Ancak ister istemez akla başka sorular geliyor. Neden gemi 640 km ötede başka bir limana gitti? Neden 300 km öteye ya da 2000 km öteye değil? Bu konu hala daha gizemini korumaktadır. 2. Başka boyut. Bu teoriye göre gemi başka bir boyuta geçti ve tekrar bizim boyutumuza geldi. Bu atlayış geminin ilk kaybolduğu yerden çok daha uzağa taşınmasına yol açtı. Oluşturulan manyetik alan uzay zamanı bükmüş ve USS Eldridge boyutlar arası yolculuğuna bu şekilde başlamıştır. Her ne kadar mantıksız gibi görülmese de ortada çok büyük bir problem var. Manyetik alanlar uzay zamanı bükebilir mi bilmiyoruz. 3. Kara delik. Bir takım araştırmacılar ise mini bir kara delik olduğunu iddia etmektedir. Gemideki olağan dışı tepkimeler mini bir kara deliğin oluşmasına yol açmış ve bu kara delik tarafından yutulan USS Eldridge'in bahsi geçen olayları yaşamış olması mümkün olduğu düşünülmektedir. Günümüzde Philadelphia deneyinde kullanılan USS Eldridge gemisinin nerede olduğuna baktığımızda Amerikan donanması tarafından Yunan donanmasına satıldığı bilinmektedir. Yunan donanması tarafından bu geminin ismi Lion olarak değiştirilmiştir. Kim bilir belki de bu gemi şu anda Ege Denizi sularında yüzmeye devam etmektedir. Bu gemiyi şu anda incelediğimizde farklılıklar görürsek, Philadelphia deneyinin gerçekleşip gerçekleşmediğini tam anlamıyla anlamış olma ihtimalimiz doğacaktır. Her ne kadar olayı yaşayan mürettebattan bazıları geleceğe gidip geldiğini iddia etse de, bu deney gizemini korumakta, açıklanabilmesi için en azından tekrar edilerek gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu ve bunun gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İleriki videolarda görüşmek üzere.